Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte GTO borsasının mobil ve web tarayıcı versiyonlarında stop loss nasıl kullanılır bundan bahsedeceğim. Başlamadan önce bu ve buna benzer içeriklerden anında haberdar olmak adına kanala abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Gelin şimdi hemen videoya geçelim. İlk olarak mobil versiyonda stop olmayı anlatacağım. Borsa bölümüne geliyorum. Stop olmak istediğim koyunu seçiyorum. Ben de Rari var. Rari USDT paritesini seçtim. Sat bölümüne geliyorum. Şu an benim elimde 2.42 adet Rarible var ve güncel fiyatı 8 dolar. Bunun stop etmek için USDT bölümüne tıklıyorum. Stop emrini seçiyorum. Üst tarafta bulunan bölüm hedef bölümü. Genelde burası çok kullanılmaz. O yüzden stop bölümüne hemen aşağıya geçiyorum. Şu an rally'nin güncel fiyatı 8 dolar. Diyorum ki 7,30'a gelirse 7,10'dan 7, elimden çıkar. Seçeneğini seçiyorum şu valid for yazan bölümde ise günü seçiyoruz. Yani kaç gün boyunca bu stop geçerli olacak? Mobil versiyonda 1 ile 7 gün arasında geçerli oluyor koyduğumuz stop. Masaüstü versiyonunda ise 30 güne kadar bu seçenek artıyor. Alım tutarı bölümüne ise elimizde bulunan variable miktarını gireceğiz. Bende 2,42 vardı. Fakat stop olurken komisyon geçeceği keseceği için daha az girmek lazım buraya. 2,35 yazıyorum. Confirm diyorum. Sat diyorum. Konfirm seçeneğini seçiyorum. Fon şifremi giriyorum ve işlem başarıyla gerçekleştirdi. İşlemimizi görmek için emirler bölümünün altında bulunan limit emrine tıklayıp stop emri seçiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi satış fiyatı 7.30, e, trigger price 7,30 yazıyor. Yani fiyat 7,30'a geldiğinde 7,10'dan satmaya başlayacak. Bu emri iptal etmek için şuraya tıklıyorum. Emri iptal et seçeneğini seçip tamam diyorum. Yapmanız gerekenler bunlar arkadaşlar. GTO borsasının masaüstü versiyonunda stop loss nasıl kullanılır bundan bahsedeceğiz. GTO borsasını açtıktan sonra piyasa trade bölümüne tıklıyorum. Buradan trade trading bölümünü açıyorum. Stop koymak istediğim coin'i seçiyorum. Daha sonrasında bu bölüme geliyorum. Elimde benim 2.42 rari varmış. Şu an güncel fiyatı ise 8 dolar. Buradan TR fiyatını aktif ettiğinizde TR fiyatının 71 TL olduğunu görebiliyorsunuz. Ben o USDT cinsinden işlem yapacağım için bunu açmadım. Stop Order seçeneğini seçiyorum. Bu noktada hedeflerimi yazmam gerekiyor. Hedefim benim ne mesela? 11 dolara gelirse 11 virgül şöyle 11 virgül 10'dan direkt satacak. Eğer fiyat 7 dolar 7 dolara gelirse 6 virgül 6,90'dan satış işlemlerini gerçekleştirecek. Yani ben fiyat 7 dolarla 6,90 arasına geldiğinde stop olmuş olacağım. Her iki emrinde gerçekleşmesi gerekiyor. Burada olduğu gibi. Yani fiyat 7'ye gelecek, 6,90'a gelecek, 6,90'dan satmaya başlayacak anlamına geliyor. Şunun için geçerli bölümünde ise 1 günlük stop da koyabilirim. 30 günlük stop da bu ara değerler arasında da stop koyabilirim. Buraya da miktar yazmam gerekiyor. Ne kadarlık bir rariyi stop edeceğim. Bende 2.42 vardı. 2,40'ını stop edeceğim veya 2,42'sinin tamamını stop edeceğim. Sat rariyi dediğimizde fon şifresini bu bölüme girerek stop işlemlerini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu alanda şu an benim emrim gözükmüyor. Neden? Çünkü stop emri olarak gözükmesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi stop emrim buraya geldi. Burada da tekrardan kontrol edebiliriz. Hedef 11 dolar, stopun başlangıcı 7 dolar cinsinden görmüş olduk. İptal etmek için iptal seçeneğine tıklıyorum ve iptal etmiş oluyorum emrimi.